Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam etediler ki وَالَّذ۪ي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى تَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ Mani canım kudret kolunda bulgan zat bilen kasam ki dediler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sizlerden birer teniz hakiki mumun bulmaydı ta ki onun havayı nefsi mankirtirgen nersege ergeçmeğince. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam keltirgen nesleleri ne mi? İslam, şeriat, Kur'an, sünnet, ahlak. Ana, kay bir bandanı havayı nefsi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam keltirgen hak dinge ergeçmeseken, Kur'an'a ergeçmeseken, sünnetge ergeçmeseken, o hakiki mu'minlikin davasını kılamaydı. Havai nefs bilen kuraş, onu cilavlaş, onu dinge tabi kılış, boysundırış, İslam ümmetini daimi vazifesi okuyan. Şunun için ulu kişilerimiz hem özlerine hikmetli sözleri de köpçülükle havai nefsini cilavlaşka, ondan ihtiyat buluşka çakır gelirler. Hazreti Umar ibn Hattab radıyallahu anhu Medine-i Munavvara'dan özleri halife bulup durganları da Şam'daki valileri, vakilleri Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anhu'ya bir mektup yazdılar. Hazreti Umar'ın her bir mektupları katta bir halkara kanunga aylangan. Misal üçün Hazreti Abu Musa Ash'ari radıyallahu anhu'ya Kufa tarafka yazgan kazılık hakkıdaki mektubları hazır geçe Avrupa'da tercüme kılıp kazı bol edeğallarına uxtuladı. Sa'd ibn Abi Waqqas'ki yazgan uşbu mektubları yan şunaka rahbarlarını öz kolu astıdaki işleyetken vazifedarlarına nasihat. Aytadılar ki sizler Allah Subhanahu ve Taala'dan düşmanlarınızga qanday tarzda nusrat so'rab tursalaringiz, havoyi nafslaringizni ziddiga ham Xudodan shunday qilib nusrat so'ranglar. Ya'ni tish tirnog'igacha qurollangan musulmonlarni yanchib tashlayman degan düşman askariga qarshi mo'min musulmonlar iltijo qilib, duo qilib, Alloh o'zing panoh bergin, shularni yomonligidan asragin deb qanchalik iltijo qilsalar, o'zlarini havoi nafslaridan, ularni yomonligidan ham ana shunday iltijo qilib yordam so'rashni Hazrati Umar tavsiya qilyaptilar. Hazrati Ali radhiyallohu anhu ham shunday dedilar. Men mo'min musulmonlarga eng qo'rqadigan narsalarimdan biri havoi nafsga ergashishdir. Va umidni uzun qilishdir. Havoi nafsga ergashish haqdan to'sadi. Umidni uzun qilish ibodatdan to'sadi. Ey birodarlar, sizlar bu dunyoni bolasi bo'lmanglar, oxiratni bolasi bo'linglar. Bu dünya ortinglarda qoladi, oxirat yo'linglarni to'sib chiqadi. Ana o'shanda bu dunyoda amal bor, hisob yo'q. Oxiratda hisob bor, amal yo'q. Buni o'ylab qo'yinglar. Ana havoyi nafsini tergab, uni jilovlab, uni dinga tobi qilib yashagan mu'min musulmonlar doimo zafar quchganlar. Allohning mahbub bandalari bo'lganlar. Valilik darajalariga yetganlar. Butun dunyoga ustoz bo'lganlar. Ana siz bilan biz ham o'zimiz uchun, oilamiz uchun, mahalla ko'y, qavmi qarindosh, el yurt, vatan, butun insoniyat uchun yaxshilik keltiramiz desak, havoyi nafsni kuyiga tushmasdan
onu cilavlagan halde yakşı bir adam bulup, güzel bir Müslüman bulup, hammaga fayda keltiradigan, havai nafsini cilavlab agan, güzel bir insanlar buluş hareketide buluşumuz gerek. Havai nafsga ergashishdan kutuluş için Kur'an ayetlerinden, Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetleri, hadislerinden, o'tgan ulug'larimizni tecrübelerinden faydalanishimiz gerek. Havai nafsini akıbeti nima bo'lishini daima hem o'zimizga hem birbirimizga eslatib turishimiz gerek. Nasihat qilishimiz gerek. Havai nafsdan qutulishda birbirimizga yordamchi bo'lishimiz gerek. Adashgan xato qilganlarni adashgani xato qilganiga ko'rsatib, aytib, nasihat qilib turish kerak. Her kim özünü özü tergese, yakşı bir halde otsa, inşallah asta asta bu dertten halas bulunadı, kutulunadı, doğru yorga düşüledi.